Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Ali Bey demiş ki Fas İspanya eredi, Fas tarihi yazdı, biz utanalım Aygün abi, yazıklar olsun bize demiş, milli takımımız anlamında söylemiş. Metin Kızılkan, günaydın Aygün abi, ben Metin Kızılkan, İstanbul Şirinevler'den, eniştem soydan Yakut'a selam olsun demiş. Arada bir iki bir şey daha söylemiş, o Metin Bey'le benim aramda. Anladım ben, mesaj geldi Metin Bey, çok teşekkürler. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, kolay gelsin. Bugün neşe yerinde, Allah neşeni bozmasın. Cümlemizin. Takımım finale doğru gidiyor. Finale doğru gidiyor tuttuğum takımım. Aynen. Aygün Bey, ben de sana bir sorum var. Eyvah. Çalıştığım yerdendir inşallah. Hiç yok. Hiç çalışmadığın yerden gelecek bu sefer. Eyvah. Şimdi şöyle, biz radyo sürekli dinleyenleriz. Yani burada spor yazarları olsun, başkanlar olsun, hocalar olsun. Anlatacağız. Alo. Ama... İsmail Bey, son cümlenizi duyamadım, buyurun. Şimdi biz böyle radyo sürekli dinleyen insanlarız. Evet. Başkanlar da dedikleri dinliyoruz, her şeyden açıklamalar dinliyoruz. Hı hı. Ve Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı, değerli başkanın bir açıklamasına takıldım ben. Bunu sorarsam da bunun bir açıklamasını isterim. Neyi açıklaması o? Şöyle bir şey dedi, hani ben Trabzon'dan değil, Trabzon'daki olaylardan. Bu olaylar derken neyi kastetti? Bunu çok merak ettim. Hı. Yani taraftar olayı mı nedir yani olaylar? Ha, şey anlamda söylüyorsun, yaşanan olaylar mı yoksa perde arkasındaki bazı olaylar mı anlamına getirmeye çalışıyorsun, tahmin ediyorum. Doğru mu anladım? Nedir onu ama anladım. Nedir bu olaylar, nedir? Bunu açıklasın yani. Anladım. Ali Koç başkan geleli Trabzon'da son derece iyi karşılandığını biliyorum. Aldığım bilgiler dahilinde. Yani böyle bir olay yok diyebiliyorum ama nedir olayla bunu açıklasın. Perde yani arkası olayları olabilir veya perde önü olayları olabilir. Bilemiyorum şimdi. Bilmiyorum. Başkanın ne dediğini yani, ben de bilemiyorum. Ne söylemek istediğini tam anlamadım ben de. Aynen. Bunu biz de her yere mesela çekilebilecek bir cümle söyledi ama sormak lazım. Doğru. Aynen. Bunu bir de ama zaten şimdi, onun arkasından zaten Sayın Ahmet Ağol açıklama yaptı. Onu da açıklamaları yaptı, çok enteresan. Yaptı. Ama o da onun da açıklamaları işte, çok enteresandı. Net bir açıklama olmadıysa o da kendine göre bir açıklama yaptı. Ama o dönemlerle işte, ilgili çok eskideki şampiyonluklarla ilgili söylemiş olduğu cümleler de hoş değildi. Onu da söyleyeyim. İyi. İsmail Bey. İyi işte. Hı-hı. Bizim işte demiş şu Hakim Bey. Sen daha bakın, iyi biliyorsun. Eski futbolcular vardı. Ali bizde Necati vardı. Turgay Semercioğlu vardı. Hmm. Sizde Alparslan Bey vardı. Telefonunu aldım, görüştüm, konuştuk. Ha, sizde Alparslan abi görüştük. Alparslan Erat Bey. Doğru. Biz bu futbolcular... Bakın böyle de hizmet yapıyoruz. Sevdiğiniz futbolcularla biz sizleri görüştürebiliyoruz. Böyle aynen, de bir yapımız var. Bunları, onlardan eski günleri yad ettik bir gün. O, biz bayağı bir telefonla konuştuk. Biz böyle yani bu günleri özledik. Yani Fenerbahçelilerden içe oturup, karşı karşıya oturup manilerini söylemek. Yani bunlar vardı bizim zamanımızda. Bunları özledik. Bunları istiyoruz geri gelmesini. Yani başkanlar öyle bir açıklama yapsın ki bunları... Yine başladı, ortam gerilmeye başladı. Tam Dünya Kupası dedik, sakinleştik dedik. Şimdi maça az kaldı. Ortam yavaş yavaş gene ısınmaya başladı. Aynen. Gerek yani yok, gerek yok. Yani, gerek yok. Biz bir iki tane Fenerbahçe, biz Fenerbahçelilerin aynı masada oturup yemek yiyoruz. Aynı doğru şeyde... Zahmet'e namaz biliyoruz ama niye bu düşmanlık, neden? Bunu çok merak ettim. Peki. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, kendinize çok iyi bakınız. Evet, mesajları okumaya devam edelim, telefon almaya devam edelim. Ahmet Ertaş, selamünaleyküm, aleyküm Aygün abi, aleyküm selam. Geçen hafta demiştim ya abi, eşim Faslı diye, penaltıdaki gol sevincimizi paylaşmak istedim abi, saygılar demiş Ahmet Ertaş. Ahmet kardeşimize de ve eşinize, Faslı eşine de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Fas deyince de aklıma o Fasların çok meşhur bir yemeği var, tavuklu mabuklu böyle yufkayla yapılan, hakikaten inanılmaz lezzetli bir yemekleri var. Nereden biliyorum? Türkiye Spor Yazarı Derneği'nde bir yüzücümüz vardı. Faslı bizde yüzmede ders alıyordu. Onun annesi bize bir gün getirmişti. Oradan biliyorum, hakikaten inanılmaz lezzetli bir yemek. Ahmet kardeşimiz zaten sık sık o yemeği yiyordur diye tahmin ediyorum. Dinleyicim var Hakan. Alo. Dinleyicim var. Hakan, dinleyici vardı herhalde, düştü. Öbür dinleyici alıyoruz şu anda tahmin ediyorum. Alo. Düştü.
Evet, saatlerimiz 10-17'yi gösteriyor. 10.30'a kadar sıkı bir dinleyici alacağımızı söylemiştik. Arka arkaya bir de süre koyduk biliyorsunuz. Artık kısa kısa yapıyorlar. Herkes almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü bununla ilgili çok fazla eleştiriler de geldi. Caner Erkin konusu bence... Olur mu olmaz mı bilmiyorum Caner, çünkü hakikaten asist anlamında, oran anlamında hakikaten iyi bir isim. Caner, Icardi birlikteliği ne olur ne olmaz bilemiyorum ama sanki Beşiktaş Kulübü Sayın Şenol Güneş dedi ya, görüşmüyorduk, alakamız yok dedi ama ben de, bu cümleler bende biraz tedirginlik uyandırır böyle. Mesela kulüp başkanları der ya, nereye gidiyor sayın hocamla sezon sonuna kadar beraber, hiç böyle bir şey yok, rahat olun, onunla şampiyonluklar yaşayacağız dediği zaman bir başkan, anlayın ki hocanın ömrü bir hafta 10 gün. Transferlerde de öyle. Ben Fenerbahçe'de bunu çok yaşadım. Yani o zaman basın sözcüsü sevgili Abdullah Kılı vardı. Abdullah abi hep sorardım. Abi şu nedir, bu nedir? Nereden çıkıyorsun Aygüncüm derdi. Öğleden sonra futbolcu imza atardı. Ondan dolayı sanki Caner Erkin kısmı biraz bana... Caner çünkü İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor. Onu söyleyeyim. Bir ara bir Adana Demirspor falan filan dedikoduları da çıktı. Ama büyük ihtimalle Galatasaray ile Beşiktaş arasında gidip gelecek gibi gözüküyor Caner Erkin. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. 37 yaşındayım, ismim Ali. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun Ali Bey. Aygün Bey, ben bu kulüplerin mali yapılarıyla ilgili biraz yorumlamak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Biliyorsunuz... Olmayan mali yapıları. Evet, atmış olan mali yapıları. Maalesef olmayan mali yapıları. Kulüplerimiz uzun yıllardan beri çok büyük bir ekonomik buhran içindeler. Ben buna şahsi fikrim, artık Futbol Federasyonu'nun radikal bir karar alarak... Alabilecek mi sizce? Yani zannetmiyorum ama... yani alması gerekiyor demiştim. Ya Futbol Federasyonu, şimdi şunu söyleyeyim sevgili Ali Bey ya. Sezon başı %25 biliyorsunuz bütçe aşım vardı biliyorsunuz, doğru mu? En fazla %25'ti. Futbol Federasyonu %40'a çıkardı onu. Maalesef yani bu... Nasıl bu kararı alacak federasyon? Verilen kararların arkasında durulmuyor. Yani nasıl alacak yani Futbol Federasyonu bununla ilgili? Ben artık bizim yani Türkiye için söylüyorum... orta veya kısa vade değil, artık uzun vade düşünülüp hesaplar yapılıp yabancı sınırlamasının da ona göre gerçekten radikal bir kararla gerekirse 5'in 4'ün altına inerek, hatta belki hiç olmayabilir. Çünkü artık bu sürdürülebilirliği imkansız hale gelmiş durumda yani kulüplerin mali durumları. Yani bundan bir 4-5 yıl sonra bu şekilde giderse 4-5 yıl sonra kulüplerin borçlarının nerelere varabileceğini... 50 milyar TL dedi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yani, Mehmet Büyükekşi. Şu an 27 milyar dolar dedi. 50 milyara doğru gidiyor dedi. Evet. Yani bu çok çok, çok büyük bir olay. Sürdürülebilir bir durum değil yani. Bu bataklığa doğru gidiyor bana göre kulüplerin. Bence durumu. Battı hepsi de. Gitmeye bırak yani, battı zaten hepsi. Bence. Çok radikal bir kararla ben artık yabancı oyuncu transferinin sadece altyapılara, sadece genç oyunculara yönelerek altyapılardan yetiştirilebilecek oyuncuların A takımlara çıkıp... Niye peki biz kendi evladımızı yetiştirmiyoruz da yabancıyı alıp altyapılarda yetiştirmeye çalışıyoruz? Yüzlerce, binlerce, 85 milyon nüfusuz biz. Niye biz kendi evladımızı doğru düzgün yetiştirmiyoruz? Niye o çocuklara şans vermiyoruz? Niye elin yabancısını, gencini getirip burada yetiştirip oynatmaya çalışıyoruz? Kendi öz evladımız dururken sevgili Ali Bey. Yani o da var tabii ki ama illaki bir yabancı olacaksa bunun böyle bir kararla altyapıdan yetiştirerek yukarı çıkarılabilecek oyuncular olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ekstra olarak hızlı konuşmaya çalışıyorum, çok süre almak istemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla beraber işbirliği içinde girip bu oyuncu yetiştirme, sporcu yetiştirme, sadece futbol üzerinde de değil yani basketbol üzerinde de olsun, zaten basketbolda bir nevi başarılıyız, okullardan, ilkokullardan başlayarak çocukları yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Önceklerim bu kadar yani, çok fazla da vakit almak istemiyorum. Bu konu hakkında... Ya sizin zaten düşünceniz doğru düşünce, yani olması gereken düşünce ama olmayacağını siz de biliyorsunuz, doğru mu?
Yani olamayacağını biliyoruz zaten yani. İstemesi olabilir aslında ama işte. Ya bizde olamaz, bizde olamaz. Yanlış anlamayın. Şimdi ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Ali Bey? Estağfurullah, teşekkür ederim. Kendinize çok teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. Şimdi yabancı konusuna gelelim. Herhalde son 10 senede 20 kez 30 kez değişmiştir. 6 artı 5, 6 artı 0, 9 artı 2, 7 artı bilmem ne, 8 artı 3, yok efendim 11 sınırsız, 7 artı 4, 4 falan filan. Her sene değişen bir yabancı kuralımız var. Şimdi biz zaten yabancı kuralını beceremiyoruz ki diğer konuları becerelim. Hiçbirini beceremiyoruz. Niye? Çünkü şimdi kulüplerin oylarıyla federasyon başkanları oraya geliyor. Şimdi diyor ki kulüp başkanı, ya 3 kulüp veya 5 kulüp toplanıyor, diyor ki ya bu 8 artı 3 kalmazsa kusura bakma biz sana destek veremeyiz diyor. Hayda, ne olacak şimdi? Hemen başlanıyor hemen. 8 artı 3 devam edecek. Veya işte 7 artı 4 istiyorum. Şimdi Sayın Ahmet Nurçe dedi ki seneye 7 artı 4 olacak dedi. Öyle olması, ben ona göre plan program yaptım dedi. Doğru. Çünkü ona göre açıklandı bu sene 8 artı 3, seneye 7 artı 4'tü. Seneye 7 artı 4 olacak mı? Bence olmayacak. Çünkü seneye seçim var. Haziran'da seçim var. Türkiye Futbol Federasyonu seçim var. Bakalım federasyon bununla ilgili ne karar alacak? Ya aslında dinleyici mi Hakan? Alo. Pardon, alo. Alo. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Olsun, sizi böyle dinlemek de güzel. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Tayyip ben Aygün abi. Birkaç haftadır görüşemiyoruz. Kısmet olmadı. Neredesin Tayyip kardeşim ya? İstanbul'dayım abi. Buyurun, buyurun. Dünya Kupası'nı izliyoruz abi. Dünya Son Kupası başladı. Aygün abi unuttum diyorsunuz. Önemli değil Tayyip kardeşim. Bu Dünya abi, Kupası da bitecek. Bak Dünya Kupası bitecek. Abi. Bunu hatırlatırım herkese. Her gün arıyoruz tabii ki ama bazen böyle düşünmek kısmet olmuyor şaka tabii yapıyorum, ki. Şaka yapıyorum. Aygün abi şimdi João Pedro sakatlandı ama sayfasına da baktım. Fenerbahçe'nin net bir açıklama yapılmamıştı henüz daha. Valla yani ben böyle söyleyeyim sana, sezonu kapattı. Zaten fizik olarak da ağır yapısı olan bir futbolcu. Ama bugüne kadar hiç bu kadar böyle ciddi bir sakatlık geçirmemiş olan bir futbolcu, onu da söyleyelim. Ama bir şanslı gelir gelmez antrenmanlarda sakatlandı. Sonrasında tam işte kendine gelmemiş henüz ama. Maçta sakatlandı ama kötü bir pozisyonda sakatlandı. Yani. Evet, çok kötü bir pozisyon. Hem diz hem de ayak bile yani. Hazırlık maçlarında bu denli yani. Bu antrenmanda da olabilir yani, hazırlık maçları olabilir. İdman gibi düşün. Yani idman gibi düşün hazırlık maçlarına. Çünkü çok riske attı kendini o pozisyonda. O pozisyonda araya girmesi tabii ki o anın maçın stresiyle ama inşallah iyileşir diyelim. Ama ben zor yaş olarak da ilerlemiş, 31 yaşında herhalde bildiğim kadarıyla o yaşlarda. Bilmiyorum yaşını. Yeni transfer yapılacak mı abi? Yapılacak. Yeni transfer yapılacak mı peki abi? Yapılacak. Santrafor istiyor. Yalnız Sayın Şenol Güneş Ronaldo'yu istemiyormuş. Biz istiyoruz abi, bizi alırlarsa. Ya bir Neymar Ronaldo gidiyor 2-3 gündür ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ronaldo gelirse, yani para anlamında şöyle söyleyeyim. Yani diyelim ki Ronaldo dedi ki ben Türkiye'ye gitmeye karar verdim dedi. Gideceğim dedi. İşte hangi takıma gider? Fenerbahçe'ye gelir abi. Jesus'tan dolayı. Evet. Yani şeyden anlamda ama sakın insanlar yanlış anlamasın. Yani ya, şimdi hayır şöyle söylüyorum. Şimdi der ki Aygün sen Fenerbahçe'sin. Öyle bir şey yok. Diyelim ki 3 tane teklif var. 3'ün de teklifi aynı. Ronaldo'ya diyorlar ki sevgili Ronaldo, Türk halkı seni istiyor. Biz sana ancak işte Araplar 75 milyon euro veriyor. Biz sana 5 milyon euro verebileceğiz. Bütçelerimiz bizim kötü. Biz kulüp olarak batak vaziyetteyiz ama ligimiz izleniyor. Biz sana işte 5 kulüp dedi ki 5'er milyon euro teklif etti Cristiano Ronaldo'ya. Jesus bu anlamda bir adım önde. Onu söyleyeyim. Ama Ronaldo buraya ancak tatile gelir. Onu da söyleyeyim. Empati yapmak lazım. Şimdi bir Türk futbolcusu da Avrupa'da 3 büyük takım istese, birinde yabancı tenis, yani Türk teknik direktörü olsa o da onu seçer. Onu tercih eder çünkü. Yani bu doğal bir şey ama reklam anlaşmalarıyla beraber 2,5 yıllık 500 milyon euro falan civarında. Ama onu yalanladı. Dün yalanladı onu. Yani herhangi bir anlaşmam yok dedi. Ama mümkün değil tabii ki. Dediğiniz gibi tatile gidip fazla vaktinizi almayayım abi. İnşallah lig başladığı zaman tekrar görüşmek üzere. Ben bunları tek tek hatırlatacağım. Bu Dünya Kupası da bitecek. Az kaldı. Teşekkürler. Kendine çok şükür. İyi yayınlar abi. Tayyip kardeşim. Yani tabii şimdi ya şimdi biliyorum birazdan başlayacak arkadaşlar. İşte sen Fenerbahçelisin. Nereden öyle çıkarıyorsun? Sen ne falan. Yani şimdi demin Tayyip Bey'in de söylemiş olduğu gibi. Mesela ben diyelim ki Almanya'dan bir takıma gideceğim veya İspanya'dan bir takıma gideceğim.
Baktığım zaman kadrosunda kaç tane Türk futbolcu var veya başına teknik direktörü Türkse biraz daha tercihim oraya doğru gider. O anlamda söyledim. Sakın şimdi gidip de farklı noktalara getirmeye çalışanlar olacak. Çok küçük küçük de olsa, ama olmaması gerektiğini bir kez daha söyleyeyim. Tuncay Toraman, günaydın Aygün abi. O yemeğin adı tajin olmasın demiş. Valla olabilir ya. Yemeğin ismini hakikaten bilmiyorum. Vallahi yemekte resimler gelmeye başladı. Erkan Çiftçi yemeğin resmini atmış. Bakayım kardeşim, o yemek mi? Tajinin resmi. Arkadaşlar bu yemek değil. Bu yemek değil. Yener Aygün abi, tajin yemeği, kuskus yemeği abi, güveç kaplarına benzeyen kapalı kaplarda. Hayır arkadaşlar, değil. Değil. Bu üçgen gibi sarılıyor yufkada. Onu söyleyeyim. Yufkanın içinde de, yani o iç malzeme, bu herkesin şimdi karnı acıkacak. İç malzemede tavuk. Ve sarılması üçgen şeklinde oluyor. Kızarıp getiriliyor. Günaydın. Günaydın Hakan abi. Nasılsın anladın? Hakan abi, ben birazdan bağlanacak. Abi özür dilerim ya. Aygün abi gene karıştırdım abi. Çok özür dilerim ya. Hep Hakan abi açıyor telefonu. Günaydın diyorum ya abi. Gene kafa gitti oraya. Bu Hakan ya. Var ya. Ratingleri kapıyor zaten bu Hakan. Kime görüşüyoruz? Selçuk abi. Selçuk gene o meşhur taraftar var ya. Sizin ismini unutan. Gene ben abi. Evet ya. Gene Selçuk. Gene ismini unuttum. Ben sana yazacağım, vereceğim, göndereceğim. Selçuk. Bağlanmadan önce kağıda bakacaksın. İnşallah. Nasılsın abi, iyisin? Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, hoş geldin. Çok çok şükür abi, iyiyim. Abi ben bir iki konuda fikir danışacağım da, daha doğrusu bu yabancı kulübüyle ilgili olarak. Buyurun. Şimdi bu yabancı kulübüyle ilgili şöyle bir benim bir fikrim var. Daha da fikrim değil de bir hani öngörüm var. Doğru mu değil mi, doğrulasan sevinirim bir yandan da. Şimdi İngiltere'ye bakıyoruz abi. City şampiyon olduğu zaman sizin kadrosuna bakıyoruz. Doğru değil mi, İngiliz futbolcu. İşte dönüyorsun Almanya'ya, Bayern Münih olsun, Barcelona olsun. Ya bu takımlar şampiyon olduğu zaman kendi futbolcusunu doğru düzgün barındırmıyor. Hı hı. Hep yabancı kulüp serbestliğinden dolayı bu başarı geliyor. Hatta sen ne diyorsun? Yabancı kulüp serbest kaldığı zaman başarı gelir diye. Doğru, bunu Jesus da söyledi zaten. Yani Jesus da aynısını söyledi. Belli bir kıstas koyun dedi. Serbest aynen kalsın abi dedi. Portekiz milli takım bugün başarılı. Dünya Kupası'na baktığın zaman nereye geldi Portekiz milli takımı? Hayır işte abi. Bir de ben şöyle bir söyleyeyim. Eğer şimdi Türk futbolcuda sınırlandırma getirdikleri zaman bu sefer Anadolu kulüpleri futbolcuları yüksek maliyete satmaya çalışıyorlar. Tabii 9-10 milyon euro bonservisler. 9-10 milyon euro bonservisler. Aynen çıkacak abi. Örnekleri çok var. Alper Potuk olsun, Mehmet Topuz olsun. Öncelerden bahsediyorum. İşte Tarık Çamdal'a Galatasaray 4-5 milyon euro verdi. Şu an nerelerde belli değil. Hani bu rakamlara gidiliyor. Ya bence dediğimiz gibi yani yabancısı serbest kalsın. Yine Türk futbolcu hani kadroya girmeye çalışabiliyorsa girsin yani kendi başarısıyla. Aynen. Kendi aynen. Aynen abi. Bravo. Bravo. Heh, şimdi formda bir Ferdi'yi düşün şimdi. Formda evet, bir abi, Ferdi'yi. Veya Ferdi'den gidelim. Yani formda bir Ferdi'yi şimdi gelen bir yabancı kesebilir mi? Kesemez abi. Kesemez. Yani hoca da zaten ya ben yabancı hayranıyım Ferdi iyi ama yani ben yabancı oynayacağım demeyecektir herhalde bizim hocalarımız da. Yani o anlamda bizim futbolcumuz iyi olduğu sürece, Kerem Aktürkoğlu iyi olduğu sürece kesebilir mi gelen bir yabancı? Kesemez abi. Yunus Akgün'de kesemez. Yunus'u da kesemez. Aynen kesemez. Evet abi. Ama işte bu bizim hani bu dediğiniz gibi 10 sene haberi değişmiş abi. Belki de bizim başarısızlığımız gelmemesi bundan dolayı. Hep değişiyor. Bir irade yok, bir bekleme yok, bir sabırsızlık var. Her sene değişiyor. Mesela az önce dediniz ki sene yine seçim var, yine değişecek belki. Ya tabii ki seçim yani var. Haziran'da seçim var. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu seçimi Haziran'da. Ya biz bir kural koyamıyoruz ki sevgili Selçuk kardeşim. Yani federasyon aynen başkanları değişse bile o kural devam etmiyor ki. Biz de her yere yeniden yeni bir kural ortaya çıkartıyor. Yeniden kuralları, ya yabancı kuralı çıkacaksın. Ya buradan hakikaten sesleniyorum ya, Sayın Spor Bakanımıza sesleniyorum ya, hakikaten ya. Şunu artık bir netleştirin. Her sene bu değişiyor. Ve her sene kulüpler, her sene kulüpler ona göre transfer yapıyor. Sonra bakıyorsun yok. Yok diyor ki yerliye göre transfer yapıyor şimdi. Fenerbahçe baktığın zaman yerli anlamında biraz daha eli rahat. Diğer takımlar değil ama biraz daha geniş kadrosu yerli isimler var. Şimdi aynen abi. Yabancı sınırlaması kalktığı zaman Fenerbahçe'nin ne olacak durumu? Veya yerli 7+4 olmazsa Beşiktaş'ın durumu ne olacak? Gibi gibi. Ya koyun şunu deyin ki 8+3'te biz bitecek, bitti. Bundan sonra böyle deyin, bitirin abi. Her sene değiştirmeyin. Son bir şey daha söyleyeyim, hemen kapatacağım abi.
Şimdi bu bizim sakat topçuların kulüp tarafından açıklanmaması tam anlamıyla. Evet, açıklanmıyor maalesef. Jorge Jesus'un parmağı olabilir mi abi? Yani ya. Parmağı derken kötü anlamda demiyorum. Hani, Avrupalılar net bilgilerin verilmesini isterler. Kulüpler maalesef kendi işlerinde maalesef verdirmiyorlar. Ya şimdi Joao Pedro'nun. Sezon başından beri hiç açıklanmıyor. Doğru. Hiç açıklanmıyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, tabii günlerden çarşamba olunca çarşambanın da vazgeçilmezleri, kahvemizi aldık, çayımızı aldık, her şeyimizi yanımıza aldık. Sevgili Fanatika spor yazarı Hakan Can abimizi dinlemeye başlıyoruz. Hakan abi hoş geldin. Nasıl bir giriş yaptın? Kabul ediyor musun? Bilmiyorum. Neler söylersin? Gözlerin yaşardı mı? Tabii ki yaşarmazdım. İzmir'in puslu havasında bir sonbahar günü. Şimdi ben seninle sohbet ederken bir yandan da kahve yapayım kendime ya. Abi, canım çekti. Ciddi misin? Bak, yürümek için sana bir alan daha açtım. Ev zaten maşallah çok büyük. Yani geniş adım anlamında. Malikane diyoruz ona. Yani, evet, yani bahçeyi zaten söylemiyorum. Hiç açmaya gerek yok o konuyu. Hakan abi, şimdi... Bahsedeyim, yani atları dolaştırdım. Atları dolaştırdım. Doğru. Ünal Bey aradı. Tabii şimdi bazı sorular geldiği zaman onu ben yazıyorum bir kenara. Aslında Ünal Bey'in söylemiş olduğu, soracağı soru benim zaten hepimizin zaten kafamızda olan sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Ünal Bey diyor ki bu ara transfer dönemi diyor, katkı sağlayabilir mi takımlara diyor. Çünkü diyor bu ara transfer döneminde diyor şimdi bir sürü isimler yazıyor. Ahmet geliyor, Mehmet gidiyor, o gidiyor, bu geliyor falan filan. Ara transfer döneminde takımlar ideal 11'lerindeki ve ideal kadrosundaki futbolcuları niye sana versin? Genellikle sıkıntılı, sorunlu futbolcuları maalesef biraz daha verme taraftarındalar. Ara transfer döneminde sizce transferler başarı getirir mi? Ara transfer dönemindeki transferlerin büyük çoğunlukla başarı getirmediğini geçmişten biliyoruz. Kaliteli, çok nitelikli ama kulübünde problemli olup oynayamayan bazı oyuncular ya da çok yüksek parayla tavlanan oyuncuların gelip birazcık katkı yaptıklarını gördük ama büyük çoğunlukla hiçbir işe yaramıyor. Kulübün sırtındaki borç yükünü arttırıyor. Uzun vadede kurtulmaya çalışıyorlar. Gelip katkı yapsa bile büyük oluyorlar. Mesela Galatasaray Cagney'i almıştı. Evet. Bir devre arasında santrofora ihtiyaç vardı. 10 milyon euro artı şampiyonluk bonusu verdiler. Hı hı. O sene şampiyonluğa önemli de katkı yaptı. Ya sonrası? Hiç. Galatasaray bu işten ne kadar zarar etti? Hesaplamak zor. Panikle, aceleyle yapılan transferlerin bütün fotoğrafa bakarsak kulüplere büyük zarar verdiği de ortada. Ayrıca hepsi aylarca bekliyorlar, çalışıyorlar, menajerlerle görüşüyorlar, kulüplerle görüşüyorlar. Yaz transfer döneminde 13'er 14'er tane oyuncu alıyorlar. Hı hı. Ondan sonra da heyecanla, hevesle ara transfer dönemini bekliyorlar ki yeniden alalım. Sonra fotoğrafa bakıyorsun. 4 büyük kulübün 20 milyar lira borcu var. 22 milyar lira. Doğru. Toplam yayın geliri 2 milyar lira bu arada. Bursa Spor'un 1 katrilyon zararı var. Hı hı. Doğru. Eskişehir Spor kapanıyor. 23 takımdan puan silinme ihtimali var. Siyasetçiler devreye girecek. Belediyeciler iş adamlarına baskı yapacak, kulübe para ver diyecek. Herkes Mehmet Büyükekşi'ye arayacak, bizim kulüpten para silin ama puan silmeyin falan yapacak.
Kulüp başkanları yalvaracaklar, ya bak şimdi sen bu davayı çekmezsen, uzlaşmışız gibi yapmazsan biz düşeriz, düşersek paranı alamazsın, ne olur al biraz para, davanı çek diye yalvaracaklar. Bütün bunlar, bu çok özür diliyorum ama aptalca denetlenmeyen transfer manyaklığından kaynaklanıyor. Doğru. Taraftarlar da işin kötü tarafı, bize transfer, bize transfer, bize transfer diyorlar. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok kardeşim. Fenerbahçe'nin yok, Beşiktaş'ın yok, Trabzonspor'un yok. Var diyen doğru söylemiyor. Beşiktaş'ın ama Şenol Hoca'nın gelip, ama Hakan abi şimdi bakalım şimdi. Yani tüm teknik direktörler istiyor. Der, hepsi istiyor şu anda. Hoca da der. Herkes mükemmelini ister. Gazeteci kulüpleri düşünür. Teknik direktörler kendilerini ve başarıyı düşünür. Gazeteciler kulüpleri düşünmek zorundadırlar. Onların istemesi normal. E kardeşim, bu transferleri kim yaptı ya? Hala Beşiktaş'ın mesela 3-4 tane transfere ihtiyacı varsa bu kadroyu oluşturan profesyonel akıl oradan uzaklaşmak zorunda. O kadar yani. Yapamamış. 13 tane transfer yapacaksın ki hepsi kağıt üstünde çok kaliteli, çok değerli oyuncular. Ondan sonra ara transferde 4 daha yapacaksın. Her sene takım mı yapılır kardeşim? Jorge Jesus. İnsan mahcup olur biraz ya. Teknik direktörün görevi, öte yandan başkanların da söylemesi gereken şey şu. Arkadaş, biz size çuvalla para veriyoruz. Arkanızda inanılmaz bir taraftar desteği var. Çok kaliteli bir kadro var. Geliştir kardeşim, bundan verim al. Şimdi Jorge Jesus transfer istiyor. E, transferi yaptı. İsmail'i kazandırdı mesela. Var mıydı İsmail kimsenin aklında? Yoktu. Yani iyi bir yedek olabilir. İleriki dönemlerde forma giyebileceği vardı ama yok tabii. İlk 11'i yoktu. Şimdi İtalya'dan istiyorlarmış. Ya bir şey söyleyeyim Hakan abi. Yapmayın. Hakan abi. Oyunu geliştirin. Battık. Bir şey söyleyeyim mi? Bak. Söyle tabii. Bu program senin. Çünkü ben söyleme diyemem. Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey Hakan abi? Tatilin şaşkınayı sahibi. Buyur edermiş. Estağfurullah. Söyle bakalım. Ya şimdi bu İtalya'dan istiyorlar falan filan. Onu istiyor, bunu istiyorlar. Bunlara ben hiç inanmıyorum. Net söyleyeyim. Ben inanmıyorum. Siz de aynı düşüncesiniz değil yani, mi? Yani çünkü bu haberin çıkmasının kimseye bir faydası yok. Çünkü kardeşin galiba İsmail'in 2025'e kadar kontratı var. Var o, var ama yani yok efendim Milan istiyor, Real Madrid bunu diyor. Şimdi hayır şey anlamda söylüyorum. Yani şimdi evet. Ferdi ile ilgili de evet Ferdi ile ilgili de mesela işte ne bileyim kim Paris Saint Germain'le iki babası açıklama yaptı. Milan'da bir iki takım söyledi. Yani bana ben çok... Ben ona inanıyorum biliyor musun? Hayır şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Müsaade et lütfen. Buyurun buyurun efendim buyurun. Kendi kalene gol atma diye araya girdim. Buyurun. Bence bu yılın en göz kamaştıran futbolcularından bir tanesi Ferdi. Şimdi çağımızın futbolunda bu iğrenç klişeyle devam edeyim. Sürat, süratte devamlılık, pozisyon bilgisi, çok pozisyonda oynayabilme becerisi belirleyici. Elif Elbası da kısmen beğeniyorduk. Kafamızda soru işaretleri vardı. Çünkü ligimiz başka liglerle kıyaslanabilecek. Ondan dolayı işte. Bir lig değil. Ulan et mi balık mı anlamaya çalışıyorduk. 18 milyon euroya mı gitti? 15 milyon euroya mı gitti? Şu 17 milyon euroya gitti. Evet. Ferdi Elmas aynı zamanda Avrupa Birliği pasaportuna sahip olduğu için o anlamda bir avantajı var. Transferin gözlerinden biri olacak. Bir de uçak gibi yani çok çok etkili, çok hayranlıkla takip ediyorum kendisini. En inandırıcı transfer haber olarak konuşması olabilir. Onunla ilgili
Evet. Şunu söylüyorum çünkü Hakan abi, yani şimdi bakıyorum. Yani evet, Ferdi ile ilgili belki ben de aynı görüşteyim. Babasının açıklamaları, ben de saygı duyuyorum. Ya şimdi bir işte, yok efendim bunu o istiyor, şunu bu istiyor. Yani şu anda bizim futbolcularımızın büyük bir kısmı Avrupa'nın her kulübünde rahatlıkla gidecek durumda gibi gösteriliyor. Ama öyle bir şey yok. Gerçekten yani, yok. İstiyorlar, durum yok. Şimdi bizim çok büyük, çok şanlı kulüplerimiz sürekli 20'şer tane transfer yapıyorlar ya. Hı hı hı. Bu transferleri gidip kendileri bulmuyorlar ki. Menajerleri, babaları, sevgilileri oyuncumuzla ilgilenir misiniz diye soru soruyorlar. Muhtemelen Ferdi'nin menajerlik ekibi de ya da diğer futbolcuların menajerlik ekipleri de uluslararası menajerlik firmalarıyla işbirliği yaparak kulüplere, bizim portföyümüzde bu futbolcu var, işte çıkışta ilgilenirseniz yardımcı olmak isteriz, o da sizle oynamak ister diye sunum yapıyorlar ve muhtemelen oradaki insanlar da diyorlar ki, ya ilgilenirsiniz, bir bekleyin bakalım. Olabilir. Çok iyi futbolcu. Bunun adı da teklife dönüyor. Ha, bir anda teklife dönüyor. Bir haber çıkar mesela. Atletico Madrid Aygün için teklife hazırlanıyor. Ben Madrid'e gitmem. Ne hazırlanıyor birader? Teklif yapacak ya da yapmayacak, bunun hazırlığı mı? Ben Madrid'e gitmem. Ben Madrid'e gitmem. Ben Barcelona'cıyım. Kusura bakmayın. Barcelona Aygün Özbek için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Ne hazırlanıyor? Neye hazırlanıyor? Transfer teklifini de bulunmuşken seyahate turistik teminat mektubu mu alıyorsun? Bir de şey vardır, o süreç uzar ya, kolay değil bu işler. Bankalara şey, görüşmeler var, ödeme planları görüşülüyor. Hukuksal 3 dile çevriliyor biliyorsunuz. 3 dile çevrimi var, cümleler öyle falan. 2 ay 3 ay sürer ya, böyle şeyler olur. Hakan abi, 2022 Dünya Kupası son olan turu maçları. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Hattımıza Fanatika Spor yazarı Hakan Can var. Evet Hakan abi, baktığımız zaman eşleşmelere Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Fas, Portekiz, İngiltere, Fransa. Neler söylersiniz son 16 turu maçları ile ilgili, neler söylersiniz? Son eşleşme neydi, pardon? İngiltere, Fransa. İngiltere, Fransa. Fas, Portekiz, İngiltere, Fransa. Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Brezilya. Arjantin. Buradan Brezilya diyorsunuz. Fas, Portekiz'den? Portekiz. İngiltere, Fransa? Fransa. Final? Brezilya. Finaldeki rakibi kim? Efendim? Finaldeki rakibi? Yani senin Portekiz şeyine göre Arjantin mi? Ben de aynı işte abi, Hakan abi işte ikimiz. Ben de finali Brezilya ve Portekiz oynayacak gibime geliyor. Ben Portekiz olmaz dedim. Olmaz mı dedin? Yarı finale koyduğum diğer kişi kimdi? Hemen Arjantin'i koydun. Portekiz ve... Hayır. Brezilya, Arjantin yarı finale oynamıyor mu? Hırvatistan, Brezilya. Hırvatistan, Brezilya. Brezilya. Tamam. Hollanda, Arjantin. Arjantin. Bunlar yarı finalde eşleşmeyecekler mi? Ha, sen şeye göre diyorsun. Tamam tamam, doğru söylüyorsun. Ha. Anladım ne demek istediğini. Anladım, oradan anladım. Brezilya çıkıyor. Öbür gruptan da Fransa'yı çıkartıyorum. Anladım ne demek istediğini. Çok anladım. Doğru. Oradan ona. Ama 4'te 0 çekebilirim bana güvenerek kimse. İddia yapmayın diyorsun. Yani şimdi hemen Luis Enrique'nin üzüntüsü beni kahretti. Bir lider olarak o fotoğrafı vermemesi lazım. Ama bir insan olarak, bir figürün milyarların gözü önünde kulübede erimesine çok üzüldüm. Ancak dün bir anket de açtım. Brezilya'dan kaçmak için İspanya, Japonya'ya kaybetti. Ya da gol atmak için çaba sarf etmedi. Futbol sever olduğuna %100 inandığım insanlar, işte futbolun adaleti, işte yaşasın, futbolun namusuna sahip çıkanlar kazanıyor, kaybedenler, şey, taşla kurnazlığı yapanlar, rakip seçenler eleniyor falan dedi. Ben dedim, şöyle bir mesaj attım. Dedim ki, Dünya Kupası'ndayız, son maçlarda
gruptan çıkmayı garantilemişiz. Ancak bir gol atarsak Brezilya ile oynayacağız çeyrek finalde. Atamazsak Fas'la oynayacağız. Atalım mı, atmayalım mı diye sordum. Şimdi bir yandan ahlak dersi veriliyor. Bir yandan da bu çok gerçekçi bir durum. Brezilya ile eşleşmek istersin, oyununu iyi oynayıp çeyrek finalde, yoksa kulağının üstüne yatıp pasla oynayıp yarı finale çıkmayı mı hayal edersin? Cevaplar bize oğlum bu ne biçim şık diye bir de şık verdi. Yani keşke dünya kupasına gitsek de. Şimdi ben de bakacağım o şıkları, merak ettim. Dünya kupası finaline gitsek de böyle bir şansı biz yakalayabilir miyiz? Cevaplayın %44'ü oğlum bu hayal. %30'u Brezilya'yı istemem. %25'i de gol atalım. Namusumuzda yürüyelim diyor. Biz bunu yaşasaydık, böyle bir plan yapsaydık, Kuntz neden aklına hep şakalı güneş geliyor. Herhalde Dünya Kupası'ndaki başarıdan dolayı. Brezilya ile eşleşip elendiğimiz zaman kardeşim hiç mi vizyon yok sende? Fas'ta oynasaydık şimdi yarı finaldeydik diyecek milyonlar tanıyorum. Sonuç üzerinden. Ben Brezilya'yı istemem diye attım Hakan abi. Ben Brezilya'yı istemem diye attım. Evet, sen de yani durumu idare edelim, top çevirelim. Aynen, aynen. Şimdi biz bu tabloyu sen de hatırlarsın. Neyse, yeni başladığın yıllardı. Taş dönemin. Avusturya ile Almanya 10 dakika top çevirmişti. Çünkü skor ikisinin de bir üst gruba çıkmasına yetiyordu. Şike bu, ahlaksızlık bu diyor, dünya yıkıldı. Türkiye'den bir örnek var. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Sturm Graz maçı, rakip sahadan gelen sonuca göre iki takımı da üste taşıdığı için son 7-8 dakika hiç kimse rakip kaleye gitmemişti, iki takımdan da top çevirmişler. İnsanlar bazen böyle kararlar verirler ve bu kararlar çok iğrenç gözükür. Saf futbolu sevenler açısından, çünkü İspanya'nın verdiği bu karar Almanya'yı döndürdü ülkesine. Dünya şampiyonasının favorilerinden biri. İspanya maçından gelecek sonucu bekliyordu. İspanya'da kendi menfaatini düşünerek sözüm ona kağıt üstünde kazanacağı pası tercih ettiği için, gol atmadığı için Almanya döndü. Herkes buna, yani büyük çoğunluk, ben futbol severim diyen herkes buna çok kızdı. Ve işte Allah'ın sopası yok, İspanya gitti. Luis Enrique bu tercihin bedelini ödedi. Allah razı gelmedi. Başka türlü açıklaması yok çünkü. Çok acayip. Mbappe'yi hayranlıkla seyrediyorum. Messi, Ronaldo gölgesinden çıkan büyük bir süperstar var. Geniş alanda yakalaması imkansız ve hala şunu düşünüyorum. Biz Fransa ile oynarken iki müsabakada birinde yenip birinde berabere kalırken Fenerbahçe'nin bizim kadromuzu oynayamayız diyerek Başakşehir'e gönderdiği Hasan Ali Kaldırım adım attırmadı bu adamı. Doğru. doğru. Kuz da diyor ki bizim seviyemiz bu kadar. Şimdi yendiğimiz Hollanda çeyrek finalde. Yendiğimiz Fransa zaten dünya şampiyonasıydı çeyrek finalde. Rakibimiz Hırvatistan çeyrek finalde. Bir tek Hırvatistan'ı neredeyse hiç mağlup edemedik. Ve bize diyor ki Kuntz, biz Faroe Adaları seviyesindeyiz. Hala çıkıp özür dilemedi. Onu da bir yere koyalım. Biz Faroe Adaları, Lüksemburg seviyesinde değiliz kardeşim. Türk futbolunun genel problemleri bizi ilgilendirmez. Yani seni ilgilendirmez. Çok üst düzey deneyimli futbolcuların var. Sen sadece atak sonlandırması konusunda, golcü konusunda
elimiz yeterince güçlü değil diyebilirsin. Ama her pozisyonda oynayacak çok sayıda, çok kaliteli Türk genci var. Bunlar Hollanda'yı, Fransa'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalmış takımları yenmiş oyuncular. O yüzden ben o özür dilenmeden Kuntz'un takımın başında sahaya çıkmasını istemiyorum. O özür dilenecek, oyunculardan da dilenecek, federasyondan da dilenecek. Mehmet Büyükekşi bunun peşinde değil ama ben hala bekliyorum ve bu konuyu Dünya Kupası bittikten sonra tekrar gündeme getireceğim. Özür kötü bir şey değildir. Söylediğim sözler yanlış anlaşıldı dersiniz, maksadını aştı dersiniz ama o iş öyle kalmaz. Bizim seviyemiz bu kadar. Bizim seviyemiz bu kadarsa Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Hırvatistan'la çok iyi bir performans sergilemese de iyi bir takım olduğunu Dünya Kupası finallerine giderek kanıtlayan Gallerli gruptan zaten biz çıkamayız. Biz çıkamayacaksak sana ne ihtiyaç var birader? Dünya Kupası'na dönelim. Arjantin'in kaybettiği ilk müsabakadan sonra neden mi Messi mi Maradona mı tartışması gereksiz? Tabii ki Maradona. İşte tam sen falan deyip tweet atmıştım. Çünkü ben Maradona diyeyim. Adam efsane. Ve Hakan Can TV YouTube kanalında dekor yapıyorum kendimi. Arkama bir Maradona posteri asacağım. Ben dünyadaki en renkli futbolcu olduğunu düşünüyorum. O çok özel bir şey. Seyretmeyenler o duygu yoğunluğuyla o müsabakaları seyretmeyenlerin anlaması zor. Ama gerçekten çok büyük bir karakter ve futbolcu. Yani binlerce insani kusuruna rağmen uyuşturucu maddede kullandı, dopingde yakalandı. Tepeden tırnağa insandı, çok hatalar yaptı. Ama çok çok büyük futbolcuydu. Anlayabilmek için o dönemde yaşamak lazım. Çünkü karşıda Messi ve Ronaldo gibi iki tane şey var. Ederler. Makina var. Sakatlanmayan, sürekli oynayan 37 yaşlarına geldiler. 36 yaşlarına geldiler. Hala aynı. Ve Messi ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu sıradaki maçlarda gösterdi. Hakan abi çok kısa araya gitmem lazım. Evet, tabii, çok kısa, tabii, çok kısa bir araya gidelim. Evet Hakan abi tabii size bağlanmadan önce siz tabii Maradona'lı Messi'yi konuşuyordunuz da o sırada ben tabii bu Fasmas çıkınca şunu söyledim yani bizde bir yüzücü vardı annesi Faslıydı ve çok özel bir yemek getiriyordu bize yapıp getiriyordu kadıncağız sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine de biz de derken Türkiye Spor Yazarları'dan yani, tabii Naşat. Aynen yüzme takımında. Yok. Yani 25. yıl katıldığım için denetleme kuruluna divan kuruluna girdiğim Türk'ten değil. Mesleki aidiyetin olduğu yönetiminde bulunduğum Türkiye Spor Yazarları Derneği Aynen. spor kulübünden bahsediyorum. Aynen. Orada Naşat Hanım vardı Faslı. Eşi de çok kıymetli bir insan. O da Türkiye'de yaşıyorlar. Ara ara bize böyle üçgen şeklinde içine yufkanın içine böyle bir tavuklar falan sarıyormuş ama nefis bir şey böyle kızartılmış vaziyette falan filan onu getirir yedirirdi. Ben dedim ki yani bu Fas yemeği falan filan millet şimdi resimlerini atıp yerleri göstermiyor. Tanjimmiş adı. Adı Tanjimmiş. Şimdi Naşat'a da mesaj attım adı ne diye yemeğin. Onunla ilgili de çok fazla mesajlar geliyor. Şimdi bir dinleyicimiz var isterseniz alalım Hakan abi. Abi nereden konuyu nasıl bağlıyorsun? Bizim bir velimiz vardı. Bize Fas yerel yemekleri getirdi. Şimdi dinleyicimiz var. Ama ne öyle. Diyorsun? Gençlik böyle. Yani gençlik. Yemeğin tadı damarında hala anladın. İnanılmaz bir yemek ya. İnanılmaz bir. Aracılığıyla siparişte bulunuyorsun. Seni kınıyorum. Hayır şey anlamda söylemedim. Hayır şöyle söyledim. Bu yemeği şimdi biri mesaj atmış. Erkan Çift abi şu an o yemeği gömüyorum diye atmış hem de. Yani yiyorum anlamında söylüyor. Bizim orada bir fırıncı var diyor. Faslı diyor. Onda şu an hatta yerken yarısında yemiş. Resmini atmış bana sevgili Erkan Çiftçi. Yani ne diyeyim şimdi diyelim. Dinleyicimizi alalım. Günaydın. O zaman Faslı kazandı diyelim. Aynen. İyi ki kazandı. Günaydın. Günaydın Aydın Bey, ben Gündüz. Gündüz Bey hoş geldiniz, selam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hakan Bey'e de selamlar. Buyurun Gündüz Bey. İki konuda görüşünü almak istiyorum.
Şimdi Japonya-Hırvatistan maçından başlayalım. Maçı anlatan arkadaş penaltıyı, ikinci penaltıyı da kaçırdı Japonya. Üçüncü penaltıyı da kaçırdı. Kaçırmak demek, Hakan Bey daha iyi açıklar, topu avuta atmaktır. Kaleci plonjon yapıyor, kurtarıyor. Yani bu kelime yanlış diyorum. Bir diğer de merak ettiğim görüşü Hakan Bey'in, bariz 5-10 metre olsaydı oynatıyor. Birinci lig maçında hatırlayamıyorum. 5-10 metre olsaydı forvet koştu. Kaleci ayağı plonjon yaptı, omuzuna darbe aldı. Sonra bayrak havada. Muslera'nın hareketi mi? Muslera'nın sakatlı pozisyonu mu diyorsunuz? Yok, ben birinci lig maçında. Ha, birinci lig, pardon. Omuzuna darbe aldı. Yani bu 5-10 santim olur, oynatılır ama 3 metre, 5 metre hatta 10 metre olsaydılar niye oynatılıyor? Hakan Bey'in bu konuda görüşünü almak istiyorum. Çok teşekkürler Gündüz Bey. Kendinize bakın. Bunlar Hakan Bey'e de. Saygılar, sağ olun. Buyurun Hakan abi. Alo. Hakan abi galiba attan düştü. Şimdi o pozisyonlarla ilgili hatta o dönem Fatih Hoca'nın da isyanı vardı. Muslera'nın sakattan da bir pozisyondu. Ya kardeşim niye kadar sonuna kadar oynatıyorsunuz falan filan, ama bir kuraldı biliyorsunuz. O kural gereği pozisyon bitinceye kadar, işte gol de olsa pozisyon bitinceye kadar oynatılıyor. Ondan sonra işte offside ise offside kaldırılıyor. Veya artık pozisyon neyse öncesine falan geri dönüyor, ama maalesef pozisyon devam ettiriyor. Onunla ilgili zaten hem Muslera sakatlandı, bir de bir kişi daha sakatlandı. Bir kaleci daha sakatlanmıştı. Öyle bir pozisyonda tam hatırlamıyorum şimdi. Belki hatırlayan olursa bana da yazsın. Ya Fenerbahçe'den bir kaleciydi. Hakan abi, Gündüz Bey'in sorusu işte bu offside, offside evet, oluyor pozisyon. Evet. Neler söylersiniz? Buyurun. Yani kaçırdı meselesiyle ilgili ben hiç öyle düşünmemiştim. Hı-hı. Ben de kaçırdı diye bakıyordum ama teknik olarak çok haklı. Kaleci kurtardı demek lazım. Berbat penaltılar kullanıldığı için özellikle mesela İspanya maçında da, yani sokaktan geçen bir adamın daha iyi penaltı kullanacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan da psikolojik olarak hazırlığın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Top gürle oluyor, kale kibrit kutusu kadar küçülüyor psikolojik olarak hazır değilsen. Ve kaleciler tarafından kurtarılıyor. Gündüz Bey'in bu değerlendirmesi karşılık bulmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz ezberlerimizden vazgeçmiyoruz. Offside meselesinde de hepimizin düşüncesi aynı. Bu Dünya Kupası'nda da farklı uygulamalar gördük. Bazı maçlarda hakemler cesurca yarım metrelik offside'ları atak sonlanmadan çektiler bayraklarını. Bazıları da atağın sonlanmasını beklediler. Dün akşam da birkaç defa oldu. VAR girdikten sonra hakemlerin risk almayın kardeşim, oynatın, atak sonuçlansın. Eğer bir ihlal varsa zaten VAR'dan döner lafı üzerine oynatmaya devam ediyorlar, ama işte her sene her ülkede bir iki tane sakatlığa sebebiyet verebiliyordur bu. Ben bir iki metre, yani bir metrelik offside'ların, hakemin net olarak yakaladığı pozisyonların hemen dağıtığın başlangıcına kesilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Doğru. Doğru. Ama tabii şimdi kim? Muslera sakatlanmıştı galiba. Ciddi bir sakatlık geçirmiş. Daha sonra bir kaleci daha sakatlanmıştı o pozisyonlarla ilgili, ama tabii evet. O kural bu. Yani o dönem ben öyle hatırlıyorum. Kural olduğundan dolayı sonuna kadar oynatılacak. Ondan sonra bayrak kaldırılacak muhabbetleri yapılıyordu Hakan abi. Evet, gelelim diğer... Bir de şeyi söyleyeyim. Ben buyurun. Madem hakimden açıldı konu. FIFA klasman listesi, küme klasman düşenler, yükseltilenler bu hafta büyük ihtimalle açıklanacak. FIFA listesinden genç kardeşimiz 30 yaşındaki Zorbay Küçük çıkartıldı. Çok üzgünüm. Çünkü 30 yaşında bir hakemin İngilizceyi halledip 40 yaşındayken çok üst düzey maçlar yönetmesi mümkünken FIFA kokartını tamamen almak, İngilizce öğrendiğinde ona tekrar vermek, ona bir 3-4 sene kaybettirecek. Keşke FIFA kokartını almasalar. Yeter ki uluslararası maçta İngilizce öğrenene kadar görev almasaydı. Cüneyt Çakır zaten hakemliği bırakmıştı. Atilla Karaoğlan FIFA kokartı takacak. Bir de Erkan Özdemir, Zumbacı hakem diye bilinen Erkan Özdemir, FIFA kokartı takan yeni hakemlerimiz olacaklar. Diğer 5 FIFA kokartlı hakemimizin görevi devam ediyor olacak.
ilk olarak Radyo Spor dinleyicileri öğrenmiş olsun. Evet, bu önemli bilgi. Peki nasıl? Bence ben önemli. O kadar reklam alırken ben de haber. İnsanlar reklam veriyorlar, ben de haber veriyorum. Evet. Hep sen kazanıyorsun. Evet. bütün yollar bana çıkıyor diyorsun yani Hakan abi. Evet. Hakan abi, benim bakımı lazım. Aynen. Evet, kış aynen. Geldi. Kış karaya çıkartmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Bakım pahalı çünkü. Hakan abi şunu sormak istiyorum. Şimdi hakem konusunu açtınız da. Hakemlerle ilgili ikinci dönem, yani artık şimdi ikinci yarı diyeceğim artık çünkü lig arası yok. Bu şeyden sonra tamamen maçlar her hafta oynanacağı için nasıl bir performans bekliyorsunuz? Yani hakikaten bütün eleştiri okları onlarda. Yabancı hakem getirme konuları çok gündeme geldi. Öyle bir hakem gelseydi zaten. Muhteşem olduğu için. Yani nasıl bir performans bekliyorsunuz ikinci yarı anlamında? Bu arada bir değerlendirme yaptı mı hakemler kendilerini? Bir masaya oturup TFF Başkanı, MHK Başkanı, bir kamp dönemleri duymadım ben. Yani yapıyorlar. Önümüzdeki hafta seminer var. Orada bir değerlendirme yapacaklardır. İlk devreden daha başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. Ben. Hı hı. Yani geçen sene keşke MHK değişmeseydi. Çünkü geçen seneli ki finali çok iyi yapmıştı hakemler de MHK'da. Ama 3 aşağı 5 yukarı yine aynı performans olacak. Bir nebze olsun daha iyi yönetecekler ama bizim ezberlerimiz var yöneticilerimizin. Kaybettiğimiz zaman arada bir de algıda seçici taraftarlarımızda küçük küçük pozisyonları maçın bütün kaderini değiştiren kararlar olarak kamuoyunun gözünün sokacaklar, şikayet edecekler. Şey, yine yabancı hakem diyecekler, işte var diyecekler falan, saçma sapan tartışmalar gidecek. Halbuki 4 senede ilk defa yapılan bu klasman düşüşleri, yükselmeleri uzun vadede sonuç verecektir. Başkan bir hakem akademisi kuracaklarını açıkladı. Şu an Türkiye Ligi'nde görev yapan 25 hakemin 16'sının 2014-2013 yıllarında yapılan hakem akademisi derslerinden çıktığından hareketle eski projeyi yeniden ısıtıyorlar. Çalışmak, bilgi vermek, yetiştirmek uzun vadede iyi sonuç verir ama alt liglerde görev yapan, bölgesel amatör liglerde görev yapan çok kaliteli gençlerin önünü işte pandemi bahanesiyle şunla bunla pandemi mazeretiyle ihmal ettiler. O insanlar, o çok kaliteli hakemlerin bazıları hakemliği bıraktı. Hangi konuda sonuç almak istiyorsak uzun vadeli plan, proje yapıp her türlü desteği sağlamalıyız o insanlara. Bu sene durum idare edecek ama biz hakemliğin hangi noktada olduğunu ancak 3 sene sonra anlayacağız. Mehmet Vedat Özden demiş ki merhaba, iyi yayınlar, ben Fransa'dan Mehmet Vedat Özden, sizi çok objektif buluyor, beğenerek dinliyoruz, teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Buradan da Fransa'ya sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Benim yaramaz togom Yağmur, Dünya Kupası finali Fransa Brezilya abim demiş, severek dinliyoruz her gün, tekrar iyi yayınlar diyorum. Bugün Fenerbahçe'mizin maçı var, bugün Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un da maçı var, onu da söyleyelim arkadaşlar. Ya keşke her gün maç olsa da izlesek, bu duruma geldik demişler. Hakan abi özledik değil mi? Özledik yani, hakikaten yani. Şimdi Dünya Kupası da yokuz. En saçma tarihi paranın gücü. Hı hı. Yani bu Platini'yi hayatım boyunca affetmeyeceğim. Platini UEFA başkanı olduğu zaman harika bir sloganla çıkmıştı. Futbolu her yere götüreceğiz. Olmayan yere götüreceğiz demişti. Hı hı. Biz Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine taliptik. FIFA Başkanı Platini'ydi. Daha önce organizasyonu yapan Fransa'ya verdiler. O statlar eski püskü. Ama birçok yeni stadı olan Avrupa Futbol Şampiyonası gerekçesiyle ulaşımı harika seviyeye getirilecek olan, çünkü Avrupa Şampiyonası düzenlemenin, uluslararası büyük şampiyonu düzenlemenin şartlarından biri taraftarların rahat gitmesi.
rahat ulaşım yapması için işte hızlı trenlerin güzergahı falan belirlenmişti. Yani ülkede acayip bir yatırım yapılacaktı futbol bahanesiyle. Hı hı. Ve o namussuzca kendi ülkesine verdi. Kendi evet. ülkesi 3. defa ev sahipliği yaptı. Şimdi bu da bu kadar aday varken Katar'a gitmesi, tarihte ilk kez milyarlarca futbol severin, rahatlıkla milyarlarca futbol sever diyebiliyorum, futbol severin bütün ezberinin bozulması, Katar'da düzenlenmesi, futbolun paraya teslim olduğunun bir başka delildir. Nasıl büyük paralar döndüyse Katar bunu kabul ettirmeyi başardı. Şimdi 45 günlük aradan sonra takımların performansının nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü sezon başı hazırlıklarında takımlar ciddi dayanıklılık antrenmanları yapıyorlar. Başka bir hazırlık dönemi o sezon içine göre. Ama şimdi 45 gün ara vermek demek 15-20 gün tatil yapıp fiziksel pek çok kazanımını kaybedip tekrar başlamak demek. Ne kadar çok sakatlık olacak, bu Dünya Kupası'nda verilen 1,5 aranın olumsuz etkileri çok olacak mı, bunu yaşayarak göreceğiz. Tabii ki bu bilimsel araştırmayı yine Türkiye'deki akademisyenler yapmayacak. Biz UEFA'ya bağlı organizasyonlardan, farklı ülkelerdeki spor bilimcilerden 45 günlük Dünya Kupası arasının Avrupa futbolu üzerine fiziksel etkileri konulu makaleleri önümüzdeki sene okuruz. Ben sevmedim. Ben alışmışım. Ben gelenekçiyim. Yazın oynanır bu turnuva. Ne şey yaparız. Doğru. Doğru söylüyorsun. Ben de aynı düşünüyorum. Futbol oynayanlar milli takıma kulüplerine geç döner. Bizim bilir falan. Bu ne ya? Doğru. Yine de işte futbol o kadar güzel ki oynandığında bütün bu şikayetlerimizi unutuveriyoruz. Bu dünya şampiyonasını ben çok sevdim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Fanatik Spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi, dün akşam biliyorsunuz dostluk turnuvası bitti. Galatasaray Kulüpler Birliği ve La Liga tarafından düzenlenen dostluk turnuvası son maçta Galatasaray İspanya temsilcisi Villarreal'e 4-3 mağlup oldu. Turnuva maçlarını izleyebildiniz mi? Fenerbahçe ve Galatasaray. Hayır, hiç izleyemedim. Değer verdiğim bazı yorumlarına baktım. Hı hı. Çünkü kuvvet antrenmanlarının yapıldığı dönemde yapılan hazırlık maçlarının değerlendirme yapmak için doğru maçlar olmadığı kanaatindeyim. Ligin başlamasına yakın oynanacak hazırlık maçlarını değerlendirme yapmak için daha doğru maçlar olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası maçlarından o yemek arasında da hanım ve kızım evin patronu olarak haber seyretmeyi tercih ettiler. Bir itiraftır. Peki o zaman şunu söyleyeyim. O zaman başka bir konuya geçeyim. Caner Erkin konusuyla ilgili neler söylersiniz? Bir anda kulüpten gönderilmesi, yani karşılıklı oturup anlaştık dediler ama bir anda tabii ki ayrılması. Arkasından bir Beşiktaş olayı. Aslında Beşiktaş'ta ben görüşmeler yapıldığını duymuştum. Bunu da haberleştirdim Ajans Spor'da ama dün Şenol Hoca öyle bir şey olmadı söyledi ama bana bir gelen bilgi o yönde değildi. Galatasaray'ın devrede olduğu konuşuluyor. Caner'in İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği konuşuluyor. Neler söylersiniz Caner Erkin konusuyla ilgili? Vallahi yani Caner büyük futbolcu, kim ne derse desin. O yönetemediği agresifliği başına dert oluyor ama 6 asisti var galiba. Evet. Yine. Evet. Yani şu kısacık dönemde ülkenin en etkili kanat beklerinden bir tanesi olduğunu tekrar gösterdi. Çok tutkulu, tepeden tırnağa futbolcu. Açıkçası ben de şaşırdım. Yani karşılıklı olarak sözleşme feshedilmez. Bir kulüpten bir kulübe transfer olursun falan bu dönemde. Hı hı.
Ben de tasarrufunun nasıl olacağını, hangi kulüplerin onunla ilgileneceğini merak ediyorum. Galatasaray'ın orada bir Kazım Can'ı var. Yani hiçbiri kardeşlerimiz kırılmasın. Pierre Van Aanholt da dahil kıyas kabul etmez Caner'le. Ama işte geleceğe yapılan yatırımın önünde keserler mi? Onu bilmiyorum. Bekleyeceğim, göreceğim. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Beklediğim bir gelişme değildi, ne yalan söyleyeyim. Tabii dün hazırlık maçı demiştim ben, deminse de Okan Koçuk, Galatasaray-Villarreal maçında Okan Koçuk biraz damgasını vurdu. Özellikle yediği gollerde sosyal medyada adeta bir linçe tutuldu. Linç kampanyası ya, yaşadı. Neler söylersiniz bu anlamda? Neler söylersiniz? Okan Koçuk ne kadar iyi kaleci olduğunu geçen sene kanıtladı. Türkiye'deki unutulan bir şey var. Her şey şu anmış gibi, bundan öncesi ve sonrası yokmuş gibi davranıyoruz. Muslera'nın harika bir yedeği var. O kalecinin ismi Okan Koçuk. Maç eksiği kaleciler açısından çok ciddi bir handikap. Öte yandan önünde oynayan oyuncuların nitelikleri, rakip, hepsi çok etkileyici faktörler. Demin penaltı atışında şeyi söylemiştim ya, konsantrasyon ve bozukluğu, baskıyı yönetememe adamları senin benim gibi penaltı kullanmasına sebebiyet veriyor bunlar. Haftada 5 gün antrenman yapan insanlar ilkokul 3. sınıf öğrencisi gibi penaltı kullanabiliyorlar. İşte yayınlanan ilk hatalı golden sonra yükselen protestolar, acaba endişesi, korku falan yeni hatalar yaptırıyor. Tüm kulüplerdeki taraftarlar sporcularına sahip çıktılar. Linç etmek işin en kolayı. Söyleyeceğim bu kadar. Yani çok ayıp. Bu çok kötü bir, yani futbol kültürü açısından, spor kültürü açısından çok geride olduğumuzu gösteren belgeler bunlar. Tabii ki eleştiri haktır. Ya formsuz. Ya birlik maçında başımıza gelse Okan sana yakışıyor mu? Dönüştürmeye dönük içinde bir umut belirtisi taşıyan eleştiriler geliştirir. Ama değersizleştiren, yok eden tutum perişan eder sporcuyu. Ama günümüzde hayat böyle yaşanıyor. Yok edici, değersizleştirici bir anlayış var. Okan'ın bunu tersine çevirmek için önüne fırsat gelecek. Muslera bugün sarı kart cezalısı olacak. Bir şey olacak. Muslera'da da sıkıntı var. Uruguay ile belki ceza alabileceği, ligde bunu çekebileceği yönde de bilgiler geliyor. Yani Okan başlar başlamaz i̇şte belki de kaleye geçebilir. Okan'ı aldığında kurtarışla başlayacak ve bütün rüzgarı tersine çevirecek. Kalecinin kaderi de budur kardeşim. Aynısını Altay'da yaşadı biliyorsun. Tabii canım. Altay'ı yani bir ara Uğurcan yaşadı. Bir ara Uğurcan yaşadı. Tabii. Mert Günok yaşadı. Hepsi yaşıyor. Hep linç üzerine yaşadığımız için o kaleci değil, bizim kalecimiz süper. Uğurcan kaleci değil. Altay kalecinin kralı, niye bunu oynatıyorlar? Fenerler Altay övüp Uğurcan'ı eleştirirken sonra Altay hata yaptığı zaman Altay'ı protest ediyorlar mesela. Sen kaleci misin diye. Duygularımıza çok kapılıyoruz. Kaçırtmayalım bu çocukları. Tabii bu adamlar da çok çalışsınlar, bu hataları tekrar tekrar yapmasınlar. Bu sosyal medyanın yıkıcı etkilerinden korunmak için mentörden, psikiyatristten destek almak zorunda çocuklarımız. Ayıp değil. Kulüpler nitelikli psikiyatristleri, bak spor psikoloğu da demiyorum, sırdaş, oyuncuyla empati yapabilen, oyuncuların kuşkularını dağıtıp odaklanma becerisini yükselten insanlarla çalışmak zorundalar. Şimdi bu ayıp karşılandığı için ne ya kardeşim, ben deli miyim, hasta mıyım falan diyorsun. Ayakların titriyor birader. Bunu da çözmenin yolu destek almak. Kulüpler bunu yapmıyorsa bizim üst düzey sporcularımız gidecekler güvendikleri insanlarla, sorunlarını konuşacaklar, gelişecekler. Ben de bunu söylediğim için öğretmen gibi oluyorum ama bu kadar basit ya. Doğru söylüyorsun ama. Psikolojik
destek almayan insanda problem vardır kardeş. Doğru. Problem yok diyerek problemler yok olmaz. Ve kim ne der diye de yaşanmaz. Zaten bu gizli bir şeydir. Ama açık olsa da bunda ayıp bir şey yok. Psikolojik destek almak iyi. Evet, şimdi Najat bana mesaj atmış, sevgili Najat Faslı. Yemeğin adı biri batmış. Biri bat. Tanjin değilmiş arkadaşlar. Biri batmış. Bilginiz olsun. Hakan abi, çok kısa bir reklama... Geliyor muymuş sana? Yok. Ondan haber verdi. Yok, gelmiyor. Geldiği haberi yok daha. Yok, geldiği haberi yok. Sadece ismi geldi şu anda. İnşallah, inşallah yemeği de bekleriz sevgili Najat'tan. Çok kısa bir aramız var Hakan abi. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Ya Aygün, ama bu kaç tane daha var? Bitti. Sonra da. 50 kalaya bu, kadar sonra. Bir tane daha. Yok, tamam. Artık yok. Tamam. Tamamen devam edeceğiz. Bu şartlarda devam edebilirim. Yok, merak. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Hattımızda Fanatik Aç Spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi, sorulara geçelim istersen. Çok fazla Instagram'da sorular var. Twitter'da da var. Yakup Demirtaş demiş ki, ben istemedim basın toplantısını. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani görüntüyü görmedim. Yorum da yapamıyorum o yüzden. Şenol Güneş canlı yayında şapkası bordo mavi, Beşiktaş. Bunu nasıl karşılıyor acaba demiş. Ben izlemedim basın toplantısını. Bunlara takılmayın. Allah'ını seviyorsanız. Fenerbahçeliler de der ki işte milli maça bordo kravatla çıktı. Bizi tahrik etmek için ne giydiğine değil, insanların ne söylediğiyle ilgilenin. Böyle bir niyeti olmadığına bahse girebilirim Şenol Güneş'in. Anladım. Ama o da özen göstersin kardeşim. İşte bu sorular soruluyor. Teknik direktörlerimiz bu konuda özen gösterecekler. Taraftarların bir hassasiyeti varsa o hassasiyetin kaşınmasına da engel olacaklar. Ben de görmedim ne giydiğimi. Ben de görmedim arkadaşım. Şimdi yorum yapamıyorum ben de. Mehmet Dinçer bana biraz günaydın. Hem Elazığ'ın, memleketim Elazığ, hem de Fenerbahçe'nin yürekli insanı Aygün abim demiş. Mehmet Dinçer. Gakkoş. Mehmet Dinçer kardeşimize çok teşekkür ederim. Evet, devam edelim Hakan abi. Engin Öztop diyor ki, Jesus Caner'i adam eder aslında. Ben de Fenerbahçe'de görmek isterim. Hakan abi ne düşünür bu konuda demiş Engin Öztop. Yani bu adamlık meselesine... Oynatır herhalde anlamda söylemek istediğini tahmin ediyorum. Evet, tamam, evet. Çok iyi bir futbolcu zaten, ligde onun kadar. Gol pası üreten bir başka oyuncu yok. Sol beklerden. Bir iki tane pozisyon hatası yaptı. Tabii ki Jorge Jesus bu yakaladığı havayla devam edecek olursa olağanüstü katkı alır Caner'de. Ali Şimşek, Hakan abi, şimdi Aygün abinin 240 metrekare yatında kahve yapıp içmek varken evde kahve yapmak da ne bileyim işte demiş. 240 metrekare mi? O kadar küçük mü ya? Değil, o 20 metre. 240 metrekare yazmış abi, 240 metrekare. Canım kardeşim, uzunluğuyla tarif edilir işte. Ben onu yeni öğrendim. Ben de metrekare hesabından gidiyordum. bu da güzel ya. Bu da güzel. Boş ver. Onu, ya, o hakkımı yazın kullanacağım. Her zaman Hakan abi, her zaman bekleriz, biliyorsun. Zaten çok yakınız birbirimize, de yazın. Eren Gök. Merhaba Aygün abi ve Hakan abi. Jorge Jesus eğer yabancı kuralı ilgili fikrini beyan etmiş ise bu seneye devam edecek anlamına gelmez mi demiş. Zaten federasyon 8+3 devam edecek diye bir off the record açıklama. Hayır hayır. Sezon içinde kural değişikliği. Aynen, değişmez. Memlekette olur. Ben değişeceğini sanmıyorum. Değişmeyecek. Değiştiremezler. Buradaki mesele önümüzdeki sezonla ilgili. Jorge Jesus Türkiye ve Suriye gibi geri kalmış ülkelerde işte bu yasaklar var, hiçbir katkısı yok falan dedi de, paşamızın çalıştığı Brezilya'da 5 yabancı futbolcuya izin var. Orada ne dedi onu merak ediyorum. Ha, Brezilya bilmiyorum. Gibi geri kalmış ülkelerde mi dedi acaba? Nasıl olması lazım mesela Hakan abi? Sonuna kadar abi, katılıyorum. Orada ne dediğini bilmiyorum hakikaten. Mesela sizce nasıl olması gerekiyor? Ve o kural hiç değişmemesi gerekiyor. Ben aşağı yukarı bu standartta olması gerekiyor. 8+3. Evet. Artı olması gerektiğini, yani oyuncu oynatma zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Nasılsa vaktimiz var, anlatayım. Var var. Biz çocuklarımızı rekabetçi ortamda yetiştirmediğimiz için bu çocukların
Türklerle bile rekabet etme fırsatı yokken A takıma yükseldiğinde kariyeri belli, yüksek, çok paralar ödenerek gelen yabancı futbolcuyla rekabet etme şansı yok. Biz bu şansı çocuklar daha çocukken 16, 17, 18, 19 yaşındayken elinden alıyoruz. Pilot takım uygulaması da olmadığı için bu çocuklar gelişmiyor. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisinde Cenk Özkaçar'la Altay'dan Lyon'a gitmiş, sonra Löwen'de kiralık oynamış Cenk Özkaçar'la yapılan bir röportajı okudum. Şunu diyor: ben Altay'da 17 yaşındayken sen oynayamazsın, seni Karacabey'e veriyoruz demişti, demişlerdi. Karacabey'de Kerem Aktürkoğlu ile birlikte oynadık ve ben futbolun ne olduğunu orada anladım. Rekabetçi ortamda, yani herkes benim Altay'dayken başımı okşuyordu ama Karacabey'de şampiyonluk mücadelesi yapan rakiplerle oynarken, ifade tam böyle değil de ben bana geçen duyguyu anlatıyorum, orada çatır çatır mücadele vardı. Çatır çatır mücadeleyle biz futbolcu olduk. Kerem Aktürkoğlu'nun da benim de işte 3 sene sonra bu noktada olmamı sağlayan Karacabey'de oynadığımız süredir diyor. Orada playoff oynamışlar. Playoff, yarı final oynamışlar. Sonra Kerem Erzincanspor, sonra Galatasaray. Şimdi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, hatta diğer Süper Lig kulüplerinin altyapılarında çok nitelikli oyuncular var. Biz bu çocukları pilot takımlarda şampiyonluğa oynayan rakiplerle oynatmadığımız için bunlar sadece antrenmanlardaki çift kalelerde gelişmiyorlar. Bu adamlara gelişme şansı verirsin, sonra serbest bırakırsın. O kadar. Matematik doğru, çok net. Önce adamı yetiştireceksin, sonra serbest bırakacaksın, tercihine bırakacaksın. Bizim kulüp başkanlarımızda hesap soran yok, kitap soran yok. Onu alalım, ay bu olmadı, bunu gönderelim, biz yenisini alalım. Bu ne ya? Şampiyon takımımız Trabzonspor 12 tane transfer yaparsa. 14. Ali Koç her sene 17 tane transfer yaparsa. Geçen sene tepeden tırnağa vizyon değiştiren Galatasaray kulübü 15 tane transfer üstüne 15 tane daha yaparsa. Futbolda gelişmez, futbolcu da gelişmez, takım da gelişmez. Doğru, katılıyorum. Doğru. Ben o yüzden Jorge Jesus'un yaptığı bu açıklamayı önümüzdeki seneye hazırlık olarak görüyorum. Önce Jesus açıklama yaptı, arkasından Ali Koç Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklama yaptı. Onunla ilgili de bir yorum yaptım Hakan Can TV'deki YouTube kanalında. İngilizlerin bir deyimi varmış. İngilizce başkan dedi ya, yabancı konusunda işte profesyoneller, teknik direktörler, başkanlar, hepimiz bir çalıştay yaptık, bunu sürdüreceğiz, federasyona katkıda bulunmamız lazım, federasyonumuz çok iyi çalışıyor, iyi niyetle çalışıyor falan. Neymiş? Süper Lig kulüpleri yabancı konusunda toplantı yapmışlar Kulüpler Birliği'nde. Teknik direktörlerden bir tek Rıza Çalınbay oyuncu sayısı yerli oynatma mecburiyeti olsun demiş. Kulüplerden bir tek Alanyaspor 6 yabancı serbest olsun demiş. Geriye kalan herkes yabancı serbest olmuş. İngilizlerin lafı da şu: Noel'i Hindilere sormak gibi. Hristiyan alemin lafı. Noel kutlansın mı, kutlanmasın mı? Hindiler ne der, kutlanmasın mı? Gidecek tabii ki. Abi bir şey söyleyeceğim. Burada çok önemli bir şey var. Kulüpleri sorarsan hepsi serbest olsun der. Burada bir şey var ama Hakan abi. Burada bir şey var. Sözünü kestim. Şimdi Alanya Spor 6 dediniz. Doğru mu? Evet. Diğer bütün kulüpler... Rıza Hoca. Türk oynatma zorunlu. Yani o artıyı istemiş. Alanya 6 yabancı demiş. Ama şunu soracağım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi seneye 7+4 dedi. Ama burada serbest mi demiş, 7+4 mü demiş, onu merak ettim ben. Onu hiç bilmiyorum. O detayı alamadım ama aşağı yukarı herkes %99'u bana kullanılan ifade şu. O zaman yani o da serbest demiş. Detaya takılmamışlar. %99'u serbest kalsın o zaman demiş. Yok, Ahmet Nurçebi de öyle demiştir. Büyük benim ihtimalle konuştuğum kulüp başkanı kaçırmıştır. Mesele o değil. Şimdi Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı, işte Dursun Özbek Galatasaray Başkanı, Ahmet Ağalı Trabzonspor Başkanı, hepsinin kadrosunda 15'er
tane yabancı var. Bu sezon 15'er diyorum. Yani Fener'de 16 tane var. 2 tanesi askıda. Evet. Hepsinin sözleşmesi önümüzdeki sezonda devam ediyor. Doğru. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu şey diyemez. 7 artı 4'e çevirdim. Çünkü seçim var. Hem genel seçim var hem federasyon seçimi var. Diyemez, doğru. Artık 12'ye düşürdük. 7 artı 4 oynatacağız derse kulüpler işte 2'şer tane Fenerbahçe 4 tane oyuncuyla sözleşmeyi zararına feshetmek zorunda. Bu zamanda diyecekler ki bak nasıl bir fasit dairenin içinde geberip duruyoruz, dolaşıp duruyoruz. Başkanım siz böyle yaparsanız kulüplerimiz çok zarar eder. Biz parasını verdiğimiz oyuncuyu parasıyla göndermek yerine bunu bir sene daha tutalım. Ve zaten ben Türkiye Futbol Federasyonu'na amiyane bir tabirle ne vereyim abime federasyona adını koydum. Kulüpler ne isterse büyük çoğunlukla yapıyor. Önümüzdeki sene ben yabancı sayısının aynı kalacağını bütün bu olanlardan tahmin ediyorum. Bu bir bilgi değil. 8 artı 3 devam edecek. Yine mızıldanacaklar ama mesela Galatasaray'ın yaptığı transferlere bakıyorsun. Seferovic 2,5 milyon euro, Mertens 3,5 milyon euro, 34 yaşında. Orta sahadaki kadroya bakayım ben istersen. Torrent'i mi diyorsun şeyi? Hayır, Torreira. Torreira. 3,5 milyon eurodan 4 sene kontrat. Ya çok pahalı kontratlarla sözleşme yapıyorlar. Ama sonra getiremiyorsun ki Hakan abi o zaman da. İşte getiremiyorsun ama o zaman da. Ya bu sözleşme yapmasana getirmiyorsun. Ne olur ki? Kötü senaryo ne olur? Alt şampiyon olamazsın. Üçüncü olabilirsin. Beşinci olabilirsin. Kaç senedir şampiyon olmuyor Fenerbahçe? 8. Büyüklüğünden bir şey kaybetti mi? Yok. Trabzonspor senelerce olamadı. Bir şey kaybetti mi? Yok. Galatasaray'ın 11 sene şampiyon olamadığı süre var. 14 sene. Bir şey kaybetti mi? Ya bu şampiyonluk her şey değildir. Deli gibi para saçıyorlar. Olmayan paraları saçıyorlar. Gelecekte kullanacakları parayı saçıyorlar. Bir de şöyle olur. Parayı saçtın. Şampiyon da oldun. Çıkartabiliyor musun o parayı? Hayır. Diyor ki Dursun Özbek, senelik 400 milyon lira faiz giderimiz var. Bu Fenerbahçe'de biraz daha fazladır. Trabzonspor'da 250 milyon liradır. Beşiktaş'ta 400 milyon liradır. Bu paralarla neler yapılmaz ya? Bu kötü yönetimler, bu transfer tutkusu, transfer şehveti kulüplerimizi perişan etti. Ya geçen sene biz UEFA sıralamasında 20.ydik. Şaka değil bu yani. Kıbrıs'ın kesimizin gerisinde kaldık. Transferli olsaydı biz bu işi hallederdik. Olmuyor işte. Yetiştireceksin kardeşim. Mehmet Büyükekşi'nin onu da Hakan Can TV YouTube kanalında yayınladım. 63 milyon euro sıcak para sokma projesi var Türk futboluna. Sayın Cumhurbaşkanı da onay verdi tahmin ediyorum. Profesyonel futbol kulüplerinin futbolculara ödediği stopajlar yani %20'ler altyapıda kullanılmak üzere tekrar Türk futboluna yani kulüplere iade edilecekmiş. Ben buna karşıyım. Bu parayı Türkiye Futbol Federasyonu'na versinler. Türkiye Futbol Federasyonu da belli kriterler çerçevesinde kulüplere dağıtsın. Benim yaptığım hesaba göre üstün körü hesaptır. Yani ciddi 10 milyon liralık, 15 milyon liralık 4 büyüklerde sapma olabilir. Galatasaray'a 220 milyon harcama limitleri üzerinde. Fenerbahçe'ye 195 milyon. Beşiktaş'a 180 milyon. Trabzon'a 168 milyon lira stopaj iadesi yapılabilir. Bu kadar stopajı demişler. Ben şöyle bir paylaşım yaptım. 4 büyüklere 60'ar milyon lirası verilse, 40'ar milyon lira diğer 15 kulübe verilse, 20 milyon lira altyapıdaki kulüplere verilse,
altyapı yatırımı için tesis, çocuklara malzeme, antrenör maaşları, antrenör eğitimi, uluslararası turnuva. Ve bunu 3 sene 4 sene devam ettirebilsek uçarız. Mühim olan kaynakları doğru kullanmak. Ama biz biliyoruz ki bir kulüp başkanı bana dedi ki Hakan'cığım dedi, o stopaj iadesi yapıldığı an dört büyükler bizi keserler dedi. Bir kuruş almamıza müsaade etmezler. Savaş çıkar dedi. Ve dedi, sana dürüstçe de söyleyeyim. Bana dedi bu para gelse 40 milyon lira ben bu parayı transferde kullanırım. Benim ihtiyacım kışın palto iken ben şort ve gözlük almam dedi. Kulüplerimiz borç batağında. Bu borçların ödenmesi için kullanılabilir dedi. Kulüpler Birliği bunları tartışsın. Çözüm önerilerini tartışsın. Evet. Ali Koç diyor ki, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, ya biz işte rezil olduk, rezerv ligi beceremedik, biz istedik. Federasyon yaptı, olmadı. Ben burada bu rezerv ligi olmaz, yapamazsınız, yürütemezsiniz derken çok bilinç, ya bu da ne konuşuyor diyorlardı. Dördüncü haftada patladılar. Ancak şunu söyledi. Pilot takım uygulamasında anayasal bir sıkıntısı var. Pilot takım babamız. Şimdi bütün kulüpler pilot takım anlaşmaları yapabilmeyi sağlamak için otursunlar spor bakanıyla, tabii ki federasyon başkanımızla olarak konuşsunlar. Bak, gerçekten büyük pırlantalar var altyapıda. Yani Zeki iyi adamlar birincilikle keşfettiler, götürdüler. Çağları birincilikle buldular, keşfettiler, götürdüler. Böyle 10 tane örnek sayarız. Ozan Kabak 15 tane maç oynayıp gitti. Ahmet 9,5 milyon euro kazandırdı. 10 maç oynayıp kazandırdı. Bu adamların bu paraları kara kaşına, kara gözüne vermiyor yabancılar. Bilmiyorlar mı onlar Mertens'i almayı, Torreira'yı almayı? Bilmiyorlar mı abi? Yok, bilmez, paralarım yok yoksa. Vizyonlarım yok, paralarım yok. Herkes genç oyuncu alıyor. Ve genç oyuncu Türkiye'de daha çok. Koşulları iyi olmamasına rağmen. Çünkü Avrupa'nın genç nüfusu her geçen gün biraz daha azalıyor. Yani yatırım yapın şu çocuklara. Ülke Brezilya gibi olsun. Pek çok takımda, yani Avrupa Birliği üyesi olmadığınız için çocukların serbest dolaşım hakkı, transferi bir Brezilyalı kadar ya da Avrupa ülkelerinden bizi kadar kolay olmuyor. Ama 30-35 tane futbolcumuz aynı anda yurt dışında iyi takımlarda hem de iyi liglerde oynayabilir. Hepsi de en üst düzey kulüplerde oynamak zorunda değil. Takımlarımız 1 milyon euro, 2 milyon euro paralar verdiği adamların kalitesindeki oyuncuları 2 senede, 3 senede, 4 senede yetiştirir. Yatırım etmeden biçemezsin kardeşim. Altın kural. Bu sene ya hiç buğday yapmadı. Çiftçi abi, buğday yapmadı diyorsun. Yapmadı kardeşim. Sıkıntı bir ekmemişsin. Ha, öyle bir de durum var. Evet. Tam da bu. Yatırım yapın çocuklara. Doğru. Evet Hakan abi, süremizin sonuna geldik. Son cümlenizi alabilir miyim? Çok çok teşekkürler. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Neler söylersiniz? Evet. İrem Turan gene klasik kaç bin adım attı dedi. Evet. Bir de sizi sinirlendirirsem daha çok adım atarmışım. Attırmışım. Yani sen diyorsun ki çarşamba günleri Hakan Can günü. Evet. Ben diyorum ki çarşamba günleri de biraz da İrem Hanım günü. O adımlarımız çok olmaz. 5550 şu an itibariyle. Çok iyi. Bir ihtiyar ismi gayet de iyi bir rakam. Bu arada seninle birlikte yaptığım yürüyüşlerdeki adım sayısı da 500 bine yaklaştı son. Onu bağışlıyorsunuz zaten Hakan abi. Onu da tebrik ediyorum. İnanamazsınız. Bağışlıyorum. Oradan da her Steps'e sesleniyorum. Müthiş bir uygulama. Her Steps'e iyi olan herkes yürüdüğü adımları Temaya, LÖSEV'e,
Galatasaray, Fener'e, Beşiktaş'a, Trabzon'a, Daçka'ya, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olana herkese bağışlayabilir. Sermayesi yok ama çok adım, az para, çok reklam seyrediyorum adımlarımı dönüştürmek için. Hepsi yetkililerine de rica ediyorum. Bu bağış yapmak isteyen, yürüyerek insanlara sembolik de olsa katkı yapmak isteyen insanların katkısını büyütün. Para ikiye katlayın. Biz reklamları seyretmeye devam edelim. İyi ki varsın Aygün. Sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama farkındaysam yorulmaya başladığını da hissettim. Hissettim. O yaşla alakalı Hakan abi. Yaşla alakalı tabii ki. Yaşla alakalı. Onu da söylememizde fayda var. Senin yaşında yürüyüş yapsaydım zamanında şimdi daha iyi olurdu. Peki. Çok teşekkürler Hakan abi. Görüşmek üzere. Selam. Aleyküm selam. Evet, hattığımızda Fanatik Spor yazarı Hakan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.